Merhabalar, ben Bora Arsentürk. Bu videoda iki fonksiyonun çarpımının türevinin formülünü ispatlayacağız. Fx çarpı gx'in türevi f üssü x çarpı gx artı g üssü x çarpı fx, yani birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci olduğunu ispatlayacağız. İspatlarken kullanacağımız limit tanımı, yani türev tanımı limite dayalı formülünde görüyorsunuz. F üssü x, h sıfıra giderken fx artı h, eksi fx bölü h şeklinde limit tanımlarından birini kullanacağız. Şimdi fx çarpı gx'i türev tanımıyla, limite dayalı türev tanımıyla ifade edersek, limit h sıfıra giderken fonksiyonlara h eklenecek. Fx artı h çarpı gx artı h eksi fx çarpı gx bölü h şeklinde yazabilirim. Şuraya ben arkadaşlar, buraya fx çarpı gx artı h ekliyorum ve çıkarıyorum. Yani ekleyip çıkardığımda bir şey değişmez. O zaman ne olur? Eşittir limit h sıfıra giderken fx artı h çarpı gx artı h artı fx çarpı gx artı h eksi fx çarpı gx artı h eksi fx çarpı gx diyebilirim. Bölü h'ım da var. Burada birkaç ufak düzenleme yapacağız. Şununla şunu, bu ikisini gx artı h parantezine alacağız. Bununla da bunu fx parantezine alacağız. Dediklerimizi yapalım. Eşittir limit h sıfıra giderken birinci ve üçüncü terimi gx artı h parantezine alıyorum. Gx artı h parantezine alırsam ne kalır? Fx artı h, çünkü parantez alınca bu gitti, bu da gitti. Eksi fx bölü h diye paydayı ayırabilirim. Artı, şimdi ikinci ve dördüncü terimi de fx parantezine alayım. Fx parantezine aldığımda gx artı h eksi gx bölü h elde ederim. Şimdi dikkat edersen ben h'ı sıfıra götürdüğümde şurası nereye gidecek? F üssü x olacak tanıma göre. Burası da tanıma göre g üssü x olacak. Bu h sıfıra gittiğinde gx'e gitmiş olacak. Yani limiti uygulayalım. Limiti uyguladığımda ne elde ediyorum ben? Eşittir, yani h'ı sıfıra götürdüğümde gx çarpı f üssü x artı fx çarpı g üssü x elde etmiş oluyorum. Bu da zaten benim ispatlamam gereken birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci, ispatlamam gereken şeyi ispatlamış oldum.